kemiğimizi yıkayıp temizledikten sonra büyük geniş tencerenin içine koyuyoruz. Arkasından bütün sebzelerimizi kabaca kesip kemiklerin yanına koyuyoruz. Daha sonra defne yaprağı, taze kekik ve karabiber tanelerini ekliyoruz. Olabildiğince suyu ekledikten sonra da yaklaşık 4 saat kadar pişiriyoruz. Merhaba, bugün size elinizin altında olması için çok kıymetli bir başka suyu yapacağız, et suyu. Et suyu evde derin dondurucuda saklayabileceğiniz, istediğiniz zaman kullanabileceğiniz hem çok sağlıklı hem de çok faydalı ve bereketli bir malzeme. Et suyunu yapmak aslında ön kısmı için çok kolaydır. Ön hazırlık aşırı kolay. 5 dakikada halledebilirsiniz ama ondan sonra bir minimum 3,5-4 saat evde olmanız gerekiyor. Çünkü hakkını vererek kemikler iyice pişene kadar beklemeniz lazım. Bu işin hakkını aslında 8 saat kadar pişirerek verebilirsiniz ama 4-5 saatte de hallederiz diye düşünüyorum. Şimdi nelere ihtiyacımız var? Tabii ki öncelikle kemik. Kemik içinde kasabınızdan rica edebilirsiniz. Kuzu kemik olur, dana kemik olur. Fark etmez. Ben Ayşe küçükken sadece kuzu kemikle yapıyordum. Şimdi dana kemiği de kullanıyorum. Kasabınızla eğer iyi ilişkiniz varsa size saklamasını rica edin. Bizim kasabımız bir tanedir. Mutlaka bize veriyor iki haftada bir alıyoruz kendisinden. Burada harika dana kemiklerim var. Onun dışında pırasa, soğan, havuç, sarımsak, kereviz sapı ve de tat vermesi açısından taze kekik, defne yaprağı, maydanoz parçaları, maydanozun dalları ve de birkaç tane de karabiber tanemiz var. Evet, neden yapması kolay aslında? Çünkü hiçbir şekilde estetik kaygınızın olmadığı bir durum var. 4 saat pişecek sebzeleri düşündüğünüz zaman büyük büyük kesip, nasıl olsa hepsi çok iyi pişecekler 4 saatte, büyük büyük kesip tencerenize atabilirsiniz. Ondan sonra da eğer bir 4 saat evdeyseniz kısık ateşte pişirin, içeride takılmanız da hiçbir sorun yok. Evet, şimdi önce şu zahmetli ve ağlatıcı soğanımızla başlayalım. Çöplerimi hemen şuraya alıyorum. Et suyunu diğer sularda da yaptığım gibi, eğer çocuklarınız küçük ise daha küçük bulyonlar olarak, bulyonlar gibi kullanmak için buz kalıplarına koyup buzluğa atabilirsiniz. Böylece ihtiyacınız olduğunuzda iki tane buz gibi çıkarır ve de yaptığınız sebze püresine veya çorbaya katabilirsiniz. Çocuklar büyüdükçe ve evdekilerle aynı yemekleri yedikçe o zaman büyük kavanozlarda et suyunuzu saklayabilirsiniz. Elinizin altında bir nimet. Üstelik isterseniz pilavınızı yaparken, çorbalarınızı yaparken, ondan sonra herhangi bir sebze çorbasını yaparken de rahatlıkla kullanabilirsiniz. O yüzden gördüğünüz gibi şöyle 8 parçaya ayırıyorum soğanı kalın şekilde ve tencerenin içine atıyorum. Bunları çevirmiyorum. Sadece şey yapmamız yeterli. Balık veya sebze suyu yaparken uzun süre pişirmeniz gerekir. Yani uzun süre pişirmiyorsunuz, pardon. O yüzden de sebzeleri küçük kesmeniz önemli ki sebzeler çabucakça pişsin ve lezzetlerini verebilsinler. Ama bu et suyunda uzun süre piştikleri için bu kadar küçük, hatta daha büyük keserek bile bırakabilirsiniz. Bu arada size bir ipucu vereceğim. Ev ekonomisi için çok harika bir şey. Ben bugün bütün havucu kullanacağım ama aklınızda bulunsun. Eğer evde havuçla başka bir yemek yaptıysanız, iyice yıkadıktan sonra havucunuzu, kabuklarını soyup kabuklarını saklayabilirsiniz. Aynı şekilde pırasanızın beyaz kısmıyla yemek yapıyorsanız, yeşil kısmını kenara koyup et suyu, tavuk suyu yapmak için kullanabilirsiniz. Böylece bu atılan kabukların da bir değeri olur. O yüzden ben de bugün hem kabuklarımı hem de havucumu atacağım. Çünkü elimde şu an bugün şey yok, kabuk kalmadı elimde.
Aslında soymama hiç gerek yoktu değil mi? Soymuş bulundum, alışkanlık. Evet, başka? Birkaç diş sarımsak. Biliyor musunuz, eğer et suyunuz veya tavuk suyunuz veya sebze suyunuzu gerçekten lezzetli yaparsanız inanamazsınız ne kadar fark ediyor yemeklerinizde. Bunu da en son koyduk. Kemiklerimi koyuyorum. Kemiklerini yıkadım. Ondan sonra kan olması için elinden geldiği kadar yıkayıp süzdüm. Onları da yerleştiriyorum. Şunlara bakın. Kocaman. Evet, şöyle yerleştirelim. Ve en son olarak da lezzetimi verecek olan ve farklılığımı yaratacak olanlara geldik. Daha önceden kullandığım maydanozları kestikten sonra mutlaka saplarını bu şekilde koruyorum. Onları içine atıyorum. Taze kekiğim. Taze kekik olmasını tercih ediyorum. Eğer yoksa evinizde tabii ki kuru kekik katabilirsiniz. Defne yaprağı. Bakın böyle hiç kokusu gelmiyor. İşte bu. Kırmanız lazım mutlaka, yoksa aromasını alamazsınız defnenin. Ve de gördüğünüz gibi birkaç tane karabiber tanesi. Şimdi et suyu yaparken veya tavuk suyu, balık suyu, sebze suyu, herhangi bir suyu yaparken çok önemli püf noktalarından biri asla ve asla tuz koymamanız. Çünkü bunların yemeklerin bazı olduğunu unutmamanız gerekiyor. Eğer et suyun içine tuzu koyarsanız bu sefer yemeğinizi yaparken oranını kaçırırsınız. Zaten çocuklarınız için yaparken tuzsuz yapıyor olmanız da iyi bir şey. O yüzden bunlar hazır. Kettle'ımda kaynatmıştım. Oradaki sıcak suyumu da alıyorum. Sıcak su koyunca daha lezzetli oluyor. Tencere, ben yüksek tencere kullanıyorum. Bol bol yapmak istiyorum. Zaten kaynarken su kaybediyorum. Ama ondan sonra da maksimum yapabilmek istiyorum ki bu güzelim karışımdan en fazla faydayı sağlayabileyim. Evet. Bunu da attık. Artık ocağımızın altını açabiliriz. Gördüğünüz gibi 5 dakika bile sürmedi. Çok kolay. Burada yapmanız gereken önemli bir nokta da şu. İlk başta yüksek ateş, yüksek ısıda kaynamasını bekleyin. Fokurdamaya başladığı noktada kısık ateşe getirin. En kısık ateşe getirin. Ve ondan sonra da 4 saat kadar o kısık ateşte tutun. Ben üstünde biriken köpükleri almıyorum. Çünkü zaten her şeyi temizlemiş oluyorum öncesinden ve temiz su kullanıyorum. O yüzden de onlar da bütün kemiğin faydasını ve yararını çektikleri için, su çektiği için üstten de temizleme yapmıyorum. Evet. Delikli bir kapağım var. O yüzden taşma sorunu yaşamıyorum. Dediğim gibi şimdi bu bir 5-10 dakika sonra kaynamaya başlayacaktır. O kaynamaya başladıktan sonra bakıyorum, kaynadıysa, fokurdadıysa kısık ateşe alıyorum. 4 saat artık evde. Bakalım neler yapacağım. Görüşürüz. Merhaba tekrar. Şimdi 4 saatimiz geçti. Daha sonra 4 saatimiz geçti. Bu 4 saat içerisinde ben epey bir işimi hallettim evde. Şimdi arada gidip gelip bakıyordum. Kısık ateşte kemik suyumuz oldu. Çok güzel kokuyor. Kekiğin, nanenin, kekiğin, defnenin kokusunu alabiliyorsunuz. Şimdi bunu süzeceğim. Süzdükten sonra et suyu ılıklaşana kadar, soğuyana kadar yani bırakacağım. Ondan sonra da cam kavanozlarıma veya arzu ederseniz buzlukta küçük küpler halinde saklamak istiyorsanız buzluğa da koyabiliriz. Şimdi bu iş birazcık karışık olabiliyor. Önce biraz suyu dökmek istiyorum. Of, çok güzel kokuyor. Evet. Daha fazla dökebilmem için şu kemiklerden kurtulmam gerekiyor. Ama kemiklerim de büyük. Biliyorsunuz kasabınızla iyi ilişkiniz olursa size benim gibi şanslı olursunuz ve harika kemikleri verir. İliği döküldü, gördünüz mü? Of, harika. Evet. Şimdi biraz daha suyunu boşaltacağım. Sanırım bu büyük kemikleri çıkarmakta zorlandığım için bu şekilde idare etsem daha iyi olacak. Mükemmel.
İşte bu. Yemeklerinizin gerçek lezzeti diyebilirim size. Şimdi bekliyorum soğusun diye, sonra kavanozlara geçecek. Evet, her zamanki gibi yorumlarınız, önerileriniz, sorularınız olursa lütfen bizle kontak kurun, bize mesaj atın. Elimizden geldiği kadar hızlıca size geri dönmeye çalışırız. Diğer videolarımızı izleyin. Önerilerinizi bekliyoruz. Afiyet olsun.